Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Piyasalarda yatay hareketlilik devam ediyor. Dolar endeksi yükseliştiğini sürdürüyor. Artık dolar endeksinin önünde çok bir alan kalmadı. Bitcoin aşağı yönlü çok bir alanı kalmadı. Ee, önümüzdeki günlerde neler görebiliriz? Bunları tek tek değerlendireceğiz. Biz değerlendirmeye başlamadan önce sizler de aşağıdaki beğen butonuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz diyelim. Evet bitcoin tarafında en son vermiş olduğumuz bir e, nokta vardı neresiydi orası 27400 27600 bandı aralığıydı burayı tamamen 27400 hattına çekebiliriz arkadaşlar bundan sonraki süreçte bitcoin'de aradığımız şey 27400 üzerinde bir günlük kapanış olacak e, bu kapanış gelene kadar arkadaşlar dediğim gibi hala 25.000 potansiyeli bizim için masada olması gerekiyor biz ne zaman ki 27400 üzerinde bir günlük kapanış görürüz o zaman aslında ee, gönlümüz rahatça tekrardan yukarı yönlü hareketlilikler bekleyebiliriz diyebilirim. Bu hareketlilik gelene kadar da dediğim gibi masada her zaman tutmamız gereken bir 25.000 riski duruyor arkadaşlar. Ki keza geçtiğimiz günde nereye kadar bir geri çekilme gördük. 25.800 dolarlara kadar bir geri çekilme gördük. Yani arada 700-800 dolarlık bir mesafe kaldı. Bu mesafeyi de önümüzdeki süreçlerde kat edebilir mi? Evet, baktığımız zaman önümüzdeki günlerde bu mesafeyi de kat edip tekrardan 25 bunda, 25 bin bandında bulacağı hacimli destekle birlikte yukarı yönlü hareketlenmesini bekleyebiliriz. Peki. Şöyle bir 4 saatlik tabloya bakalım. Ee, bu alanda özellikle şuradaki son hareketlilikte bir hacimlik görüyoruz burada. Kırılımın hacimli olmasından kaynaklı yukarı yönlü 27500 banla tekrardan bir ziyaret beklenebilir. Ve bu alanda özellikle bu hattın üzerine 27500'ün üzerine gelebilecek ee, 4 saatlik kapanışlar bizim için çok kritik. Neden? Çünkü bu 4 saatlik kapanışların günlüğe yansımasını bekleyeceğiz ki günlüğe yansırsa da uzun zaman sonra tekrardan günlük bazda trendi yukarı yönlü çevirmiş olacağız arkadaşlar. Bundan kaynaklı şu anda 4 saatlikte bu hacimli hareketlik bizim için oldukça önemli ve kritik diyebiliriz saatlik grafikte neler var dersek saatlik grafikte de bütün ortalamaların üzerine bir hareketlilik gelmiş lakin bütün ortalamaların üzerinde kapanış tam anlamıyla yapamamışız. Burada 26800 üzerinde bir kapanış gelirse dediğim gibi 27400 bandına bir hareketlilik potansiyelimiz oldukça yüksek duruyor şu an için kısa vadede. Hafta kapanış açısından da değerlendirecek olursak bizim için tamamen aslında burada riskin masadan kalktığı yer neresi demiştik. 29.250 arkadaşlar buranın üzerinde bir hafta kapanışı Gelmediği sürece aşağı yönlü tedirgin olacağımız bir tablo maalesef masada duruyor. Özellikle haftalıkta bu kapanışın gelmesi bizim için oldukça önemli olacak. Eğer haftalıkta bu kapanışı görürsek çok da net bir dip seviyemiz olacak. Yani şu alanda bir dip oluşturmuş olacağız. Bu dip seviyesi kırılmadığı sürece haftalıkta da bundan sonra alımlarda hiçbir sıkıntı yok diyeceğiz. Bu özellikle haftalık tabloda e, yükselişin gelmesi bizim için çok büyük e, önem arz ediyor. Evet isterseniz hızlıca Bitcoin dominansına bakalım. Altcoinlerde nasıl bir hareketlenme bekleyebiliriz. Ee, şu anda hala 47 bandını koruyan bir Bitcoin grafiği var. Bundan kaynaklı e, altcoin yatırımcısı için aslında pozitif bir gelişme hala mevcut değil. Bu alanda bizim 47 altında bir hafta kapanışı görmemiz gerekiyor ki e, aşağı yönlü Tekrardan dominansta bir gevşeme hareketliliği bekleyelim ve bu gevşeme hareketliliği ile birlikte de alt altcoinler yukarı yönlü başını kaldırsın. Ama maalesef şu anda tabloda bu tarz bir durum söz konusu değil. Tam tersi. Bu alanda baktığımız zaman yukarı yönlü 48'li bantların üzerine atmasıyla birlikte daha yukarı 50 bantların üzerine bir hareketlilik bekleyeceğiz. Bu da aslında uzun vade düşünen arkadaşlar için net şekilde söylüyorum, oldukça pozitif bir gelişme olacak bizler için. Evet yine devam edelim. Dev Jones grafiğine bakalım. Dev Jones grafiğinde durum ne dersek. Dev Jones grafiğinde de bu alanda 33.000 bandının korunması önemli demiştik. 33 bandı altında günlük kapanışlar geldi. Burası oldukça kritik arkadaşlar. Şu anda da direnç hattı olarak görev yapıyor 33.000 bandı bizler için. Bundan kaynaklı e, bu alanda da bir risk söz konusu. Burada tekrardan aşağı yönlü bir hareketlilik beklenebilir mi? Evet, beklenebilir. Özellikle şurada e, bizim MA200'ümüz var. Bakın 200 günlük ortalama bu 200 günlük ortalama şu anda e, bizi tutan nokta 32773 bandının altındaki hareketliliklerde dediğim gibi 31.000 bandına kadar bir geri çekilme beklenebilir. Bunu daha öncesinde konuştuk. Bu hatta da e, artık güzel destek bulmasını bekleyeceğiz ki zaten 31.000 bandı olacak hareketlerin. iğne şeklinde kalmasını beklerim ben de. Evet, onun dışında şu an için pozitif bir veriden bahsettik mi? Bahsetmedik. Yani Bitcoin içinde tamamen pozitife dönebildiğimiz bir nokta yok. Ee, Deviyon grafiğinde yani küresel piyasalarda da aslında bu pozitiflik yok. Peki e, burada dolar endeksi ne diyor? Dolar endeksinde de yükseliş trendi devam ediyor. Özellikle şu anda 103.15 bandının altına bir günlük kapanış gelirse trendin tekrardan aşağı döndüğünü göreceğiz. Lakin burada dikkat dikkat edilmesi gereken bence asıl husus yukarı yönlü hareketliliğin ne kadar devam ediyor. Burada 105 0.50 bandı daha öncesinde konuştuğumuz alan bu alandan bizim red yememiz lazım. Bu alanda bir ikili tepe oluşturursak piyasalara oldukça pozitif yansımasını bekleyeceğim. Bu ikili tepenin hedef noktasına doğru ilerlemesiyle birlikte de piyasalarda çok güzel bir e, boğa hareketi görmüş olacağız. Yani şu anda Evet verilere baktığımız zaman tablolara e, negatif görünüyor. Dolar endeksi yukarı gidiyor. Dev Jones burada aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Bitcoin grafiğinde şu anda pozitif bir gelişme yok. E, Bitcoin dominansında ekstrem bir altcoinleri sevindirici bir haber yok. Altın grafiğinde keza aynı şekilde durum aynı şekilde geçerli. O zaman önümüzdeki süreçte net şekilde düşüş mü bekleyeceğiz? Hayır arkadaşlar. Evet burada veriler ne kadar negatif olsa da artık son noktalara geldiğimizi düşünüyorum ben. Burada 104.2 bantlarına eriştik. Şurada 1-1.5 puanlık bir alan kaldı önümüzde dolar endeksi için. Bitcoin için önümüzde şöyle bir baktığımızda aşağı yönlü bu fiyattan 1500 dolarlık bir mesafe var. Yapmış olduğu dip seviyesinden 800 dolarlık mesafe kaldı. Yani neredeyse son raddeye gelmiş durumdayız arkadaşlar. Ben artık dönüşlerin yavaş yavaş başlamasını bekliyorum. Euro dolar paritesinde Konuşacak olursak burada 1.05 bandını göstermiştik. Burada neredeyse gelmek üzere arkadaşlar. Bu bant da bizim için kıymetli destek alanı görevinde görüyor. Özellikle dolar endeksine e, destek olarak burada euro dolar partisinde kullanabilirsiniz. Nasdaq tarafında oldukça pozitiflik var arkadaşlar. Bu pozitifliğin aslında kripto para tarafına da pozitif yansıması gerekir. Lakin şu anda net bu yansımayı göremedik. Biz aslında e, devizyonzla birlikte başımızı yukarı kaldıracağımızı düşünüyorum ben. E ee, doğal gaz tarafı, doğalgaz tarafında bir dip oluşumu var. Burada özellikle takip edeceğimiz alan 230 bandı, 230 bandının altında bir gün kapanış yapmamamız lazım. Bu kapanış gelirse tekrardan aşağı yönlü 192 bandına doğru bir hareketlenme beklenebilir. 2 bandının çevresi de çok net diyorum. Alım yapmayanlar için alım fırsatı niteliğinde olacak. Gümüş tarafına geçecek olursak gümüş tarafı da altınla birlikte geri çekilmesine devam ediyor. Altında özellikle sıkıntılı kapanışlar yaptık. Buradaki sıkıntılı kapanışlardan sonra 1940 bantlarına kadar bir gevşeme geldi. Burada son noktaya tutunmaya çalışıyor. Eğer altın burada tutunamazsa aşağı yönlü bir uçurum var net şekilde söylemek gerekirse 1820'li bantlara kadar burada bir geri çekilme beklenebilir ki altın yatırımcısını üzecek bir hareketlik olur. Altının artık buralardan bir dönüşüm sinyali vermesi lazım. Bu dönüşüm sinyalinde ilk eee işaret fişi 1980 üzerindeki günlük kapanış olacak. Dolar TL tarafında yukarı yönlü sert hareketlilik var. Bence seçim öncesi son baskılanmasını yaşıyor şu anda. 20 bandı 20 bandının altında kapanış verdirirler diye düşünüyorum. Arkasından seçim sonrası 22 23'lü bantlara tırmanışını izlerim izlemeyi bekleyeceğim ben de dolar TL tarafında eee Tabi burada şey de önemli Seçim konusunda arkadaşlar Erdoğan'ın kazanması durumunda Geçerli olacak tablo bu Çünkü politika gereği zaten şu anda Yüksek bir Dolar kuru var Aynı şey politika devam etmesinden kaynaklı Bu hareketliğin devam etmesi beklenecektir Petrol tarafında ne bekleyebiliriz? Bu alanda tekrardan 65 dolar bandı gelir mi? Bunu çok defa soran arkadaşımız olmuş. Ee, şöyle takip edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer 65 dolar bandına bir gevşe marketi göreceksek 71 bandının altında günlük kapanış gelirse bu beklenti içerisine girebilirsiniz. Yani şöyle bir şey yaparsın. Şu an 72'de buradan alırsın. Hop buranın altlarında bir kapanış geldi. Satarsın. Tekrar 65 bandında alım için fırsat kovalarsın ee, diyebilirim. Ee, bu tarz bir yol izlenebilir şu anda petrol tarafında. Ee, onun dışında 65 bandı daha öncesinde de belirttiğim gibi e, bizim için şu anda dip olması en olası senaryolardan bir tanesi buradan da 100 bandının üzerine bir hareketlik beklenebilecek petrol tarafında e, ve biz tarafında durum ne dersek biz de trend yukarı yönlü döndü mü? Şu anda biz için arkadaşlar pozitif konuşacağım bir yerde değiliz. 4700 üzeri bir kapanışı net şekilde görmemiz lazım. Bu kapanış gelmediği sürece herhangi bir şekilde pozitif konuşmayacağım. Onun dışında 4400 bandına dikkat etmek lazım. Buranın altındaki herhangi bir e, günlük kapanış bizim için 4000 kapısını aralayacaktır. 4000 bandına 4000 bandı da artık biz de alım fırsatının geldiğini gösterecek bizlere. Evet onun dışında açıklama kısmında arkadaşlar Quantvar linki var. Açıklama kısmındaki linkten Quantvar'e kayıt olursanız 250 dolara kadar bir ödle sahip olabiliyorsunuz. Aynı zamanda işlemlerinizde komisyon ücreti, fonlama ücreti ödemiyorsunuz. Zaten en büyük avantajı bu. Bu yüzden biz emtiaları özellikle doğalgazı şu anda Quantvar üzerinden alıyoruz. Çünkü diğer platformlardan eğer emtiya almaya kalkarsak, altın gümüş vesaire almaya kalkarsak ee, ne oluyor? Uzun süre işlem açtığımızda aynı fiyattan sattığımızda ciddi zararlar görebiliyoruz. Bundan kaynaklı kuantlar üzerinden bu işlemleri takip edebilirsiniz sizlerde. E, onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere. Hoşçakalın.